Arkadaşlar merhaba, Kars Beşik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere turbolar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kullanmış olduğumuz turbolar hakkında ve turbolara yaptığımız işlemler hakkında biraz bilgi vereceğim. Şu anda elimde bir tane normal bir turbomuz var. Mevcut turboyu şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar, mevcut kanatlar şöyle görünür şekilde. İçindeki pal sayısı orijinali olan 5 kanat bir turbomuz var. Hibrit turbo yaptığımız zaman bu turbolar arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki performans kanatlarına dönüyor. 5 kanat olan, atıyorum 8 kanat olan kanatçık sayısı 11-12 kanatlara kadar çıkabiliyor. İçerisindeki bulunan milim ve pervanenin durumuna göre. Bununla beraber içeride bulunan şu görmüş olduğunuz emiş hava kısmı da arkadaşlar aynı zamanda hibrit turbo uygulamasında büyütülebiliyor. Şimdi size başka bir turbodan bahsetmek istiyorum. Bilyalı turbo sistemi. Bilyalı turbo sisteminin arkadaşlar farkı ne diye soracak olursanız, bilyalı turbolar normal sizin mille çalışan pervane sisteminizden daha farklı olarak tamamen daha az sürtünmesiz bir şekilde çalışan turbolardan oluşuyor. Bu turboların da nasıl çalıştığını size şöyle göstereceğim. Hemen şöyle alacak olursam arkadaşlar, pervanenin bakın içini, dönüş hızını görebiliyorsunuz. Daha detaylı size göstermek için şöyle yaklaşıyorum. Pervanenin dönüşünü de görebiliyorsunuz. En ufak dokunmamda hemen devir alıyor ve normal turbolar atıyorum bir tur dönüyorsa, bu bilyalı turbo sistemleri çok az bir şey havayla, yani çok az bir şey egzoz gazıyla beraber bir anda devir alıp hızlıca yürüyor. Normal turbonuz bir dönerken bilyalı sistem turbolar yaklaşık 5 tur daha fazla dönüş sağlayıp daha fazla basınç sağlıyorlar. Bunu nasıl yapıyor? Sürtünmesi çok az olduğundan dolayı arkadaşlar, araç daha gaza dokunur dokunmazsız hemen tepkimeye giriyor. Daha düşük devirlerde de sürekli var oluyor. Bu da aracınızdaki turbo lagını düşürmeye yarıyor arkadaşlar. Turbo lagını tepkimesi biraz daha hızlı olduğu için aracınız girmiyor ve daha performanslı bir şekilde ilk kalkınmadan itibaren bu turbolarla yürüyebiliyorsunuz. Biz bunları özel custom olarak bazı araçlarda uygulamalarını yapıyoruz. Diğer hibrit turbolara oranla biraz pahalı bir uygulama ama şöyle söyleyeyim, ciddi anlamda yüksek performans istiyorsanız, turbo lagı istemiyorsanız bilyalı sistem turbolara, big turbolara geçiş yapabilirsiniz. Tabi 1.6 motorlarda, belki 1.4 motorlarda bu uygulamalar biraz daha zor olacaktır. Çünkü bilyalı sistem turboları dolduracak minimum motorlar arkadaşlar 2000 ve üzeri motorlar. 2000 dizel motorlar, 2000 benzinli motorlarda bu bilyalı sistem turbolara geçiş yapılabilir. Araçlara uygulanabilir ki biz de uyguluyoruz. Yapmış olduğumuz bazı araçlarda da yüksek performans aldık. Bilyalı sistem turboları da size bu şekilde anlatmak istedim. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir turbo dediğimiz sistemler var. Bir turbo sistemlerde de bir adet, şöyle hemen kenara koyuyorum, ufak turbo, bir adet de büyük bir turbo yer alıyor. Arkadaşlar bu turbo devamında ilk kalkınmada çalışıyor. Sonra egzoz gazı dolumuna ulaştıktan sonra turbo, küçük turbo devreden çıkıyor ve büyük turboyu doldurarak devam ediyor. Bu da bir turbonun çalışma prensibi şeklinde arkadaşlar yer alıyor. Twin turbo sistemler var. Twin turbo sistemlerde olay daha farklı. Silindir başına hareket edilen durumlar farklı. Atıyorum aracınız 6 silindir, 6 silindirde 3 silindire ayrı turbo kullanıyorsunuz. Diğer 3 silindire de ayrı bir turbo kullanıyorsunuz. Yani bir turbo sistemle twin turbo sistem arasındaki fark, twin turboda 2 tane çift eşit turbo kullanıyorsunuz. Bir turboda bir küçük, bir tane büyük turbo kullanarak performans yakalıyorsunuz. Bu tarz uygulamalarda araçlara yapılabilir. Yalnız maliyetleri biraz yüksek olduğu için insanlar bunları çok fazla tercih etmiyorlar. Şu anda en ekonomik çözüm olarak turbolarda performansı arttırmak hibrit turboyla yapılabilir. Hibrit turboyla yaptığımız performans artışlarında da biz de kendi
sürekli yaptığımız araçlarda görüyoruz ki performanslar ciddi anlamda fark ediyor. Ama dediğim gibi diğer sistemler de oldukça başarılı. Zaten şu anda da mevcutta bir turbo sistemde çalışıyoruz. Bir turbo sistemi de hibritliyoruz arkadaşlar. O sistemin de videoları yakında kanalda yer alacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Turbo hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.